E-Girişim'den merhaba, ben Hilmi. Bugün Mükellef'in ofisinde yeni bir konuyla karşınızdayız. Şirketin regülasyon ekibinden avukat Rümeysa Baç ve avukat Doğa Demirtaş, Amerika'daki vergi döneminden bahsedecek. Burada şuna dikkat çekmek isterim. Amerika'da şirketi olan girişimciler bu videoyu mutlaka izlemeli. Şimdi sözü Doğa ve Rümeysa'ya bırakıyorum. Merhabalar. Bugün Mükellef'in regülasyon ekibi olarak E-Girişim'in YouTube kanalındayız. Ben avukat Doğa Demirtaş. Ben avukat Rümeysa Baç. Bugün sizler için hazırladığımız 13 adet soruyla Amerika'da vergi beyan döneminin nasıl işlediğini ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini konuşacağız. O zaman ilk sorumu Rümeysa'ya sormak istiyorum. Rümeysa, Amerika'daki vergi sistemi genel olarak nasıl işler? Amerika'daki vergi sistemi şu şekilde. Amerika 50 eyaletten oluşan federal bir birlik ve her eyaletin aslında kendi anayasası ve kendi kanunları var. Ve bu sebeple aslında vergisel anlamda da hepsi birbirinden farklı. Yani birinde olan vergi diğerinde yok. Ve iki tip vergiden bahsedebiliriz bu noktada. Bir eyalet bazında vergiler, bir federal bazda vergiler. Bu noktada örnek verecek olursam Kaliforniya'da eyalet bazında bir gelir vergisi alınırken Wyoming'de eyalet bazında bir gelir vergisinden bahsedilmiyor. Yani bu anlamda Türkiye'den ayrılıyor. Hem federal olarak hem de eyalet bazında vergiler olduğu için. Bunun dışında hangi eyalette şirketinizi kurarsanız kurun, federal düzeyde gelir vergisini ödemek durumundasınız. Ve aslında tam da şu an federal düzeyde gelir vergisinin beyan edilmesi gereken dönem şirketler için. Federal düzeyde vergiler ERES denilen aslında Türkiye'deki Gelir İdaresi Başkanlığı benzeri bir kurum tarafından toplanıyor ve Türkiye'den farklı olarak tamamen beyana dayalı olarak bu vergi sistemi işliyor ve Amerika sizin kanunlara uymanızı ve vergilerinizi vermenizi bekliyor. Hatta şu anda da Amerika'da tax return dönemi, yani aslında vergi beyan dönemi başladı. Güzel. Teşekkür ederim. Evet Doğa. Peki bu vergi beyanının ne zamana kadar yapılması gerekiyor? Vergi beyan dönemi dediğimiz beyan, tax return süreci Ocak sonunda başlar. Nisan'ın ortasında, ayın 15'inde biter normalde. Bu sene ayın 15'i cumartesine geldiği için bu süreyi Amerika hükümeti 18'ine çekti. 18 Nisan Salı gününe kadar tax return'lerin beyan edilmesi gerekiyor. Bunun yanında tax return süreçlerinin değişiklik gösterebileceği bazı farklı parametreler var. Bunlardan birisi kurduğunuz şirketin türü. Amerika'da herkesin malumu olduğu üzere iki tür şirket kuruluyor. Birisi LLC, birisi de Incorporation. LLC ikiye bölünüyor. LLC'lerin birisi single member LLC'ler. Bizdeki tek kişinin kurduğu şirket gibi, adi ortaklık gibi düşünebiliriz neredeyse. Bir de multi member LLC'lerimiz var. Multi member LLC'lere de partnership deniyor. Bunlar aynı şekilde aslında birbirleriyle aynı. Bizdeki limited şirket gibi fakat küçük farklı ufak detayları var. Bunun haricinde bir de Incorporation dediğimiz Inc. kısaltmasıyla kullandığımız şirket türümüz var. Bu da Türkiye'deki anonim şirketlere tekabül ediyor yaklaşık olarak. Bu az önce saymış olduğumuz şirket türlerinden multi member LLC'nin 15 Mart'ta tax return süreci doldu. Single member LLC ve incorporation'lar için normalde tarihimiz 18 Nisan fakat incorporation'lar için bu süreyi daha esnek tutmak mümkün. Bunun için de ekstradan formlar ve beyannamelerle bunları IRS'e bildirmeleri gerekiyor. Yani özet olarak baktığımızda single member'lar 18 Nisan, multi member'ların dolduğu 15 Mart'ta ve incorporation'larda esnek bir şekilde olmak üzere 18 Nisan'a kadar tax return süreçlerini yerine getirmek zorunda. Yani tax return süreci şu an aslında single member LLC'ler ve corporation'lar için devam ediyor diyebiliriz. Halen daha devam ediyor. Evet, hala bitmedi şu an. Vergi beyan sürecimiz başladı Ocak sonundan Nisan'a. Fakat bu süre içerisinde bizim neleri nasıl yerine getirmemiz gerekiyor? Biz ne yapmalıyız bir mükellef olarak? Bunları senden dinleyelim. Bu soruyu non-resident alien'lar özelinde cevaplayacağım. Peki nedir non-resident alien? Yani Amerikan vatandaşı olmayan, green card'ı olmayan, Amerika'da oturumu olmayan ama Amerika'da vergi beyannamesinde bulunmak zorunda olan kişiler. Yani Amerika'dan bir aslında geliri olan insanlar için olan bir tek süreci. 1040 NR formu doldurmaları gerekiyor en başta. Bu temel form. Yani NR zaten non-resident anlamına geliyor. Bu formda gelirlerinizi beyan ediyorsunuz. Ama bunun dışında eğer şimdi şirketin hissedarı yabancıysa, yani Amerikan vatandaşı değilse, araya bir de 5472 isimli ayrı bir form giriyor. Bunu da doldurulması gerekiyor vergi beyan döneminde. 5472 formu aslında temel bir form değil. Tamamen IRS'i bilgilendirme formu olarak, yani oradaki vergi kurumunu bilgilendirme formu olarak düşünebiliriz bu formu. Eğer şirketiniz corporation ise bu sefer 1120 formu devreye giriyor. Yani siz tamamen
hangi form size uygunsa vergi beyan döneminde o formu doldurmalısınız. Bu anlamda da aslında profesyonel destek almak çok önemli. Tabii. Ama eğer Amazon'dan satış yapıyorsanız, Etsy'den satış yapıyorsanız, hani satış yaparak gelir elde ediyorsunuz şirketinize, bu noktada da 1099K formunun doldurulması gerekiyor. Peki Doğa, yani bu insanların aslında bir sosyal güvenlik numarası yok. Vergi beyan süreci nasıl ilerleyecek bu kişiler için bu numara olmadan aslında? Hı hı. Şimdi Amerika'da sistem aslında şöyle yürüyor. SSN ve ITIN dediğimiz iki farklı numara var. Bunlar devlet tarafından verilen numaralar. Sizi tanımlamak için unique numaralardır bunlar. SSN'i Amerika'da gittiğinizde Work and Travel'da bile Amerika'ya gitsen bugün bir bağlı çalışan olarak bir kişinin yanında çalıştığın zaman sana SSN numarası atanıyor. Ve bu şekilde bazı vergilerini SSN numarası üzerinden verebiliyorsun. Fakat Türkiye'de oturum izni bulunmayan yabancı kişilerin SSN numarası alması pek mümkün olmuyor. Bu SSN numarası çünkü bir tık daha Amerikan vatandaşlarına özel ve daha bizdeki TC kimliğe benzer ama tam olarak da onu karşılamayan bir numara dizilimi diyeyim. Şimdi burada iki farklı nokta var. SSN'i olmayan kişinin ITIN alması durumu kalıyor. ITIN dediğimizde vergi kimlik numarası gibi bir şey o da aslında. Fakat daha tüzel kişilere ve şirketlere yönelik bir uygulamaya sahip ITIN. ITIN'i şimdi mesela bir şirket kurdunuz. Şirketin ilk senesinde vergi beyan döneminiz geldi Ocak'la Nisan arasında ve sizin ITIN numaranız yok. Bu durumda ITIN numarasını sizin almanız gerekiyor. ITIN numarasını almak için de W7 denilen bir form ve yanında birkaç ek küçük formlar diyeceğimiz schedule'lar var. Bu schedule'larla beraber ITIN numarası alıyorsunuz. Yani toplayacak olursam bunları, ITIN numarasını şirketinizi kurduğunuz zaman değil, İlk vergi beyan dönemine girdiğinizde vergilerinizi beyan ederken ITIN numarasını da alıp vergilerinizi beyan ediyorsunuz. Ve bu ITIN numarası toplamda 4 yıllığına geçerli oluyor. Bu ITIN numarasını ilk aldığınız vergi beyan dönemi içerisinde bir kere ITIN numarasını alırken kullanmış sayılıyorsunuz. Ve bunun haricinde, ilk yılın haricinde 3 sene daha ITIN numarasını kullanabiliyorsunuz. Yani kabaca şöyle bir hesap oluyor. Şirketinizi kurdunuz. Ocak-Nisan arası ilk vergi beyan döneminiz geldi. Bu vergi beyan döneminizde vergilerinizi beyan ederken aldığınız ITIN numarası var. O ITIN numarasının ilk kullanım hakkı o vergilerin beyan edilirken gidiyor. Rümeysa, az önce bir 1099K formundan bahsettin. Vergi beyan sürecinin nasıl işlediğinden bahsederken. Bu 1099K formu çok duyulan ve çok temel bir form. Bu 1099K formunu biz nasıl temin ediyoruz? Biz mi dolduruyoruz? Süreç nasıl işliyor? 1099K formu aslında orada e-ticaret sitelerinden satış yapan, örnek veriyorum Amazon olabilir, eBay olabilir, Etsy olabilir, satış yapan kişilerin vergi beyan döneminde beyan etmesi gereken bir form çeşidi. Bu formu herkes, her internetten satış yapan kişi aslında beyan etmiyor. Eğer siz 20 bin dolarlık bir satış yapmışsanız ve 200 transaction, yani 200 işleme ulaşmışsanız bu formu beyan etmeniz gerekiyor ve bu form aslında Amazon otomatik olarak sizin için oluşturuyor sizin yaptığınız satışlardan. Yani ekstra sizin bir form doldurmanıza gerek kalmıyor. Hatta Amazon bunu IRS'e kendisi yolluyor. Peki neden böyle bir form var? IRS aslında sizin satış yaptığınız miktarla beyan ettiğiniz gelirin birbiriyle örtüşüp örtüşmediğine bakıyor. Yani yalan bir vergi beyanında bulunuyor musunuz? Gelir beyanında bulunuyor musunuz? Aslında bunun kontrolü sağlanıyor bu şekilde. 2023 yılı için 20 bin dolar ve 200 transaction dedik, ancak 2024 yılında bu 600 dolar olacak. 600 dolarlık işlem yapanlar vergi beyanında 1099K formunu beyan etmek zorunda olacaklar. Peki Rümeysa, az önce 1099K formundan bahsederken satışlardan bahsettin, e-ticaretten bahsettin. Bir gelir elde etmek var işin ucunda. Şimdi peki bu gelirlerin hangileri vergilendirilebilir? Şirket içerisinde, yani şirket üzerinden elde ettiğiniz bütün gelirleri vergilendirmek zorundasınız. Yani vergilendirmemeniz durumunda cezai yaptırımlarla karşılaşırsınız. Hani bunun bir kaçarı yok. Anladım. Yani şirketle bağlantılı ve şirketi alakadar eden her türlü gelir diyebiliriz. Tabii yani. Ki bu şundan bahsediyorum. Amerika kaynaklarından elde edilen gelirler için konuşuyorum. Amerika'da beyan etmeniz gereken gelirler. Bu şekilde. Peki Doğa, hangi harcamalarımı gider olarak gösterebilirim? Çünkü hani gider olarak gösterebildiğim şeyleri aslında vergiden düşebiliyorum. O yüzden çok önemli bir konu bu aslında. Orada şirketi olan ve vergi beyanında bulunması gereken kişiler için. Evet. Şimdi şöyle. Giderlere baktığımız zaman giderlerin aslında gideri oluşturan kaynak ve sebep önemli. Şimdi birkaç örnek üzerinden geçecek olursak, Amerika'daki kurduğunuz bir LLC için Türkiye'de almış olduğunuz mesela bir ayakkabıyı gider olarak LLC adına gösteremezsin. Ama örneğin bir şirket için kırtasiye alışverişi yapmışsındır. Şirket için gıda almışsındır. Bunların hepsini şirket gideri olarak gösterebilirsin. Aslında buradaki püf nokta şu.
her ne kadar single member LLC de olsa yapılan harcamanın şirketi alakadar etmesi ve bir noktada şirket lehine yapılan bir gider olması gerekmekte. Yani şimdi mesela örnek verecek olursam Türkiye'de oturan, Türkiye'de mukim bir kişinin Amerika'da şirketi bulunuyor diyelim. Bu kişi Türkiye içerisinden Amerika'daki şirketiyle alakalı dijital birkaç harcama yaptı. Ama yine Türkiye'den Amerika'daki şirketiyle alakalı yaptı. Bunu dahi vergilendirirken gider olarak göstermek mümkün. Çünkü yine şirket için bir harcama yaptın ve bunun sınırlarının Amerika'da veya Kanada'da, Türkiye'de olduğunun bir önemi yok. Her yerde şirketinle alakalı yaptığın harcamaları gider olarak gösterebilirsin. Yani Türkiye'de yaptığım harcamaları gösterebiliyorum. Peki evet. Kur nasıl oluyor? Kuru Amerika hükümeti bu sene için 18.71'den belirledi, dolar kurunu sabit. Harcamalarımızı ve vergi beyan döneminde vergilerimizi 18.71 ile çarpıp bunun üzerinden IRS'e vermemiz gerekiyor şu an için. Peki Doğa, vergimi geç beyan edersem ya da yanlış beyan edersem ya da hiç beyan etmezsem ne gibi yaptırımlarla karşılaşıyorum Amerika'da? Şimdi IRS'in yapısına baktığımız zaman IRS'in biraz daha cezalandırıcı bir rolü olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Amerika'daki vergi sisteminin bildiğin üzere beyana dayanması ve aslında kişiler neyi söylüyorsa IRS'in de onu doğru kabul etmesi ve tamamen bu tez üzerine bütün yasal yükümlülükleri inşa ettiğini söylemek mümkün. IRS aslına baktığımızda Amerika'nın büyük ve çok açık bir ekonomi olmasından dolayı dünya çapında bir aslında denetim mekanizması yürütebiliyor. Bunun içinde çünkü vergi kaçakçılığı, vergiden kaçınmak, her türlü suçu sayabiliriz vergiyle alakalı. Bunların önlenmesi için IRS bayağı bir önlem alıyor açıkçası. Şimdi burada küçük detaylar var, küçük farklılıklar var. İlki, şimdi siz beyan ettiniz fakat beyanınızı yanlış beyan ettiğiniz senaryomuz var. Bu beyanınızı yanlış beyan ettiğiniz senaryosuna ilerleyecek olursam, mesela bir hesaplama hatası yaptınız diyelim. Küçük bir rakam, 10 yerine 100 yazdınız ve bunun üzerine de zincirleme bir şekilde bütün matematiksel hesap kaydı. Bunu IRS kendisi otomatik düzeltiyor, matematiksel hataları. Çünkü gerçekten orada fahiş bir fiyatın arttığını, fahiş bir artış olduğunu anladığı zaman orada bu artışı kendisi durup kendisi düzeltecek. Ama bunun haricinde şimdi biraz daha kasti yapılan vergi beyanında değişiklikler var açıkçası. Burada IRS bayağı ağır bir şekilde büyük cezalar öngörüyor. IRS'in açısından baktığımız zaman IRS'in söylediği şey şu: vergi beyanını sana belirttiğim dönem içerisinde yerine getir, beyanını yap. Bu vergi beyanını eğer sen işte beyan edemeyeceksen senin için önemli değil. Tax extension denilen vergi uzatma formlarıyla birlikte Temmuz'a kadar uzatabiliyoruz vergi beyan dönemimizi şirketler için. Fakat bazı şirketler için, bazı şirket türleri için bu farklılık gösterebilmekte. Ocak ve Nisan aralığında vergini ödemedin, vergi beyanında bulunmadın. Üstüne üstlük vergi uzatım şeyi de vermedin, formu da vermedin. Eğer ki vergi beyan dönemini verilen süre, tarihler içerisinde vergini beyan etmediysen buna late filing penaltı deniliyor. Bunu da şöyle düşünebiliriz. Vergi beyan döneminin bittiği ertesi günden itibaren bir ceza işlemeye başlıyor. Bu her ay %5 şekilde artıyor. Bunun hesabını da yaklaşık olarak şöyle yapabiliriz. Ödemen gereken vergi tutarının %5'i kadar ilk ayın sonunda bir artışa gidiyor. Ödemediğin her ay için sana %5 bir cezaya başvuruyor. Ve bu da en fazla maksimum %25 olabiliyor. Yani burada önemli dikkat edilmesi gereken nokta şu: vergi beyan tarihlerine çok dikkat edilmeli. Çünkü aksi takdirde çok ciddi cezalarla karşılaşabilirsiniz. Çünkü nereden baksanız bu süreci çok uzatsanız ve hala verginizi beyan etmemeye devam ederseniz zaten bir vergi tutarınız var, bir vergi borcunuz var. Bu tutarın %25'i kadar daha ekstra bir yük binmesi söz konusu. IRS bu kadar katı ve keskin çizgilere sahip bir idari otorite değil. IRS seninle uzlaşmaya çalışır. Senin gerçekten yüklü bir miktarda vergi borcun varsa ve sen bunu beyan etmemeye devam ediyorsan seninle pazarlık yapar. Gerçekten bir orta nokta bulmaya çalışır. Seni arar, sana bir şekilde ulaşır, sana posta gönderir. Genelde posta yoluyla ulaşım sağlar, iletişim sağlar IRS. Bu iletişimle birlikte seni masaya oturtup seninle bir ortak nokta bulmak üzere seninle uzlaşmaya çalışır IRS. Aslında o kadar da çok gözümüzde korkutup gözümüzde büyütmenin pek bir anlamı yok IRS'in. Çünkü IRS'le gayet iletişim kurabiliyorsun. Fakat vergini beyan etmedin ve bu vergi beyan etmemenin de gerekçesi olarak hiçbir şey gösteremiyorsun. Bu durumda IRS seninle o kadar da pazarlık yapmayabilir. Çünkü senin de elinde bir haklı neden, bizim hukukta kullandığımız haklı neden
veyahut da bir mazeret sunması gerekiyor burada mükellefin. Gerçekten mantıklı ve o anın kurallarına uygun bir mazeret verilirse bu durumda ayrıca seninle uzlaşır. Son olarak IRS'in en büyük, en ciddi cezalarından birisi diyebileceğimiz bir blacklist'i var IRS'in. Vergilerini bunlar artık vergi beyan etmeyenler değil, vergilerini yanlış beyan edenler değil. Buradaki senaryomuz şu, vergilerini kasti olarak değiştirip bir hileye başvuran mükellefler açısından daha ciddi cezaları var. Örneğin birkaç eyalette sicilden terkine kadar şirket kapatmaya gidebilecek kadar süreçler var. Bu süreçleri yaşamamak için aslında çok da kasti olarak hileli yollara başvurmamak gerekiyor tabii ki de doğal olarak. Çünkü sonucunda o kara listeye, blacklist'e alınırsan gerçekten bütün ticari hayatımızın sonlanması gibi bir şey söz konusu oluyor. Ayrıca neredeyse %100 kesinlikle bakabileceğimiz şekilde ceza davalarıyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ve bu ceza davalarıyla karşı karşıya kalıp bir hüküm yedikten sonra açıkçası Amerika'da bir ticaret yapmanız ve itibarınız dolayısıyla biraz sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz tabii ki de. Yani genel olarak bu şekilde. Doğan, hatta vergilerin ödenmemesi halinde şirket banka hesaplarına haciz, depodaki mallara haciz konulması gibi durumlar da söz konusu oluyor. Yani yaptırımlar gerçekten çok ağır. Bu anlamda profesyonel destek almak çok çok önemli. Hatta Amerikan vatandaşları dahi bu vergi beyan döneminde profesyonel destek alıyorlar. Ve biz mükellef olarak her aşamada, vergi beyan döneminin her aşamasında size destek oluyoruz. Evet Rümeysa, vergi beyan sürecinin nasıl işlediğinden bahsettik. Fakat şöyle bir senaryo geldi aklıma. Eğer ki hiçbir gelir giderim yoksa ve benim Amerika'da şirketim varsa ben yine de bu bahsettiğin sürede, aralıkta, vergi beyan sürecinde vergilerimi beyan etmek durumunda mıyım? Teknik olarak hiçbir gelir ve giderin yoksa vergi beyanda bulunmak zorunda değilsin. Ama zaten şirketi açarken bile belli bir masraf yapıyorsunuz. Ve bu noktada bir gider kalemi oluşuyor. Bu yüzden aslında biz öneriyoruz ki siz vergi beyan döneminde her türlü bir geliriniz olmasa dahi vergi beyanında bulunun. Çünkü aslında vergi beyanında bulunmak Amerika sistemine kendinizi tanıtmak demek. Hı hı. Ve mesela Amazon'un müşterilerine sağladığı belli krediler var. Belli firmaların kredi kartları var. Bunlardan faydalanmak için belki bu sene bir iş yapmadınız şirket olarak ama seneye işleri büyütmek istiyorsunuz. Bunlardan yararlanmak için aslında vergi beyanında bulunmak ve kendinizi sisteme tanıtmak çok çok önemli. Hı-hı. O yüzden biz her zaman gelir gideriniz olmasa dahi vergi beyanı yapmayı öneriyoruz. Yani aslında gelir giderin olmaması biraz zor bir durum. Çünkü şirket kurarken dahi bir gider yaparak evet, şirket kuruyoruz. O yüzden aslında bir gider var ve bir beyanda bulunma zaruriyeti doğuyor diyebiliriz. Aynen yani öyle. Aslında. Evet. Tamamdır. Peki Doğa, şirket için yapsın bu harcamalarımı, faturalarını saklamak zorunda mıyım onları gider olarak gösterebilmek için? Şimdi şöyle, az önceki soruda bahsettiğim üzere şirketle alakalı yaptığınız her türlü gideri gösterebilirsiniz gider olarak diye bahsetmiştim. Dünyanın neresinde olursan ol, mantık aynı. Yaptığın harcamanın, verdiğin ücretin sebebi önemli burada. Eğer ki bir bağış veya bir hibe sözleşmesi yoksa ortada, o ücret ve o hizmetin karşılığında bir fatura alırsın. Dünyanın neresinde olursan ol, aslında mantık aynıdır. Bir faturanın, o faturaya temel teşkil edecek bir sebep vardır, bir gerekçe vardır. Neden o ücret verildi, neden o hizmet verildi gibi. Burada da şirketinle alakalı yaptığın bütün harcamalarda aldığın faturayı saklamalısın. Biz müşterilerimize faturalarını saklamalarını öneriyoruz. Fakat şöyle bir anlaşılma da olabilir. Sene olmuş 2023, hala faturaların fiziki hallerinin saklanması biraz güç olabilir. Yani Türkiye'de harcama yapıyorsun şirketinle alakalı ve mesela bu harcamaları buradan poşetlere doldurup Amerika'ya mı taşıyacaksın mesela? Hani burada biraz absürt bir durum doğabilir. Bunların olmaması adına biz bütün faturaların taranıp dijital ortamda saklanmasını ve bu faturaların da minimum 5 yıl saklanacak şekilde muhafaza edilmesini öneriyoruz. Peki e-ticaret yapanlar için soracak olursam, örnek veriyorum Amazon. Yapılan reklam giderleri gider olarak gösterilebilir mi vergi beyan döneminde? Teknik olarak evet, gösterilebilir. Bizim müşterilerimizin de zaten yaklaşık %70'inden fazlası e-ticaretle uğraşan ve ürün ve hizmetlerini dijital ortamdan sağlayan mükellefler. Aslında şimdi buraya baktığımız zaman Amazon FBA programı dahilinde ürünlerinizi ve dükkanınızı promote ettirip ön plana çıkartmanız mümkün. Ve bu promote için de doğal olarak Amazon'a bir meblağ ödenmesi gerekiyor.
Amazon'a ödenen bu meblağ karşılığında Amazon size bir fatura keser. Ve zaten Amazon kestiği o faturayı büyük ihtimalle kendisinin sağladığı fonlar içerisinde size gösterecektir. Ama evet, sorunun başına gelecek olursam yaptığın reklam giderlerini de, harcamalarını da pardon, gider olarak göstermen mümkün. Peki Rümeysa, son iki sorumuz kaldı. Bu son iki soruyla birlikte bugün aslında Amerika'da vergi beyan dönemini bir hayli kapsamlı bir şekilde ele almış olacağız. Önemli iki soru aslında. Çok kişinin merak ettiği sorular bunlar. Peki Rümeysa, şimdi bir sürü eyalet var. 50 tane eyalet olduğundan bahsettin Amerika'da. Hepsinin farklı avantajları ve dezavantajları mevcut. Peki senin şahsi fikrini soracak olursam, sen şirket kurulumu yapacak bir kişiye, bir müşteriye hangi eyalette şirket kurmasını ve faaliyetlerini oradan yürütmesini tavsiye edersin? Doğa, ilk soruda da bahsettiğim gibi Amerika'da 50 farklı eyalet var ve bu 50 farklı eyaletin 50 farklı vergilendirme stili var aslında. Hı hı. Çok farklı vergileri var ve bu noktada hangi eyalette, mesela eyalet içerisinde bir gelir vergisi bulunmuyor, biz buna bakıyoruz. Hı. Örnek verecek olursam Delaware'de bir eyalet gelir vergisi bulunmuyor. Yani geliriniz üzerinden eyalete bir vergi ödemiyorsunuz. Hı hı. Ama tabii ki yine aynı şekilde bahsettiğim gibi federal düzeyde gelir verginiz devam ediyor. Tabii. Yani tamamen eyalet bazında bir inceleme yapacak olursak Wyoming ve Delaware için mantıklı eyaletler diyebiliriz şirketler, hı-hı, için. Biz her zaman müşterinin somut durumuna göre bir değerlendirme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Örnek verecek olursam, geçenlerde bir müşteri geldi ve kendisi Los Angeles'ta yaşıyordu. Yani Kaliforniya eyaletinde ve Kaliforniya, hı-hı, eyaleti gerçekten vergi anlamında vergi cehennemi olarak aslında tabir edilen bir eyalet. Çünkü hem her yıl şirketiniz için $800'lık bir vergi ödemeniz gerekiyor. Bunun dışında eyalete ayrı bir eyalet gelir vergisi ödüyorsunuz. Hı hı. Tamamen federal gelir vergisinden ayrı olarak söylüyorum bunları. Bize geldi ve dedi ki şirketimi nerede açmalıyım? Bu noktada biz gerekli araştırmaları yaptık. Gerçekten biz mükellef olarak çok kapsamlı bir çalışma yapıyoruz bu noktada. Hı hı. Ve yaptığımız araştırmaya göre, yani Kaliforniya eyaletinde yaşıyorsanız şirketinizi hangi eyalette kurarsanız kurun, Kaliforniya'daki o vergileri ödemek zorundasınız. Mesela, yani evet, aslında şirketinizi nerede açtığınızın hiçbir önemi yok. O, hı hı, yüzden aslında somut olay özelinde bir değerlendirme yapılması çok çok önemli. Yani şu eyalet mantıklı demek çok da doğru bir şey değil. Evet. Ekleme yapacak olursam, tabii ki Kaliforniya için vergi cehennemi dedik. Vergi cenneti dediğimiz yerler de var. Örneğin Wyoming, Texas, hı-hı, Florida. Buralarda eyalet bazında gelir vergileri yok. Bu anlamda vergisel açıdan mantıklı yerler, yani şirket kurmak için. Ama bu demin dediğim gibi şu demek değil: şirketinizi burada açmalısınız, biz sizin şirketinizi burada kuralım değil. Tamamen somut olay özelinde bir değerlendirme yapılması tabii gerekiyor. Tabii bir ürün satıyorsa mesela, bir sales tax'la karşılaşacaksa, bu sales tax'in mesela en uygun olduğu eyaleti bulup orada bir şirket kurması o kişinin açısından daha mantıklı olacaktır. Aynen öyle. Ve dediğim gibi mükellef olarak biz çok kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Yani gelen müşteriye şurada şirket açmak mantıklı demiyoruz. O zaten pazar araştırmasını yapmış olarak bize geliyor, hı-hı, ve biz bakıyoruz, hani siz burada şirket kurmak istiyorsunuz ama bakın buranın böyle böyle avantajları, tabii, var. Ona böyle kapsamlı bir çalışma sunuyoruz ve sonucunda müşterinin istediği yerde şirketini kuruyoruz. Evet Rümeysa, son soruyla bugünkü başlığımızı kapatmak isterim. Çifte vergilendirme çok sık karşılaşılan bir problem. Bilindiği üzere çoğu ülkenin birbiriyle bir çifte vergilendirme anlaşması oluyor. Fakat bunu Türkiye-Amerika özelinde baktığımızda nasıl bir çifte vergilendirme anlaşması bizi karşılıyor? Senden dinlemek isteriz. 1997 yılında imzalanmış bir Amerika ile Türkiye arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması var. Hı hı. Bu anlaşmayla birlikte aslında eğer siz şirketiniz için Amerika'da bir vergi ödediyseniz, örneğin bu tax return döneminde bir gelir vergisi ödeyeceksiniz. Daha sonra bu parayı gelir olarak Türkiye'ye aktardığınızda, karınızı aktardığınızda, hı hı, onun üzerinden Türkiye'ye tekrar bir vergi ödemek zorunda değilsiniz. Hı hı. Amerika'da vergi ödediğinizi ispatlayarak Türkiye'de ödemeniz gereken vergiden orada ödediğiniz vergiyi mahsup edebiliyorsunuz. Hı. Yani evet, asla aynı gelir için iki kere vergi ödemiyorsunuz iki farklı ülkeye. Tabii bunun önlenmesi için de bu sözleşme var. Evet. Evet arkadaşlar, bugün Mükellef Regülasyon ekibi olarak E-Girişim'in YouTube kanalına konuk olduk. Bugün sizleri Amerika'da vergi beyan dönemi ve süreçleri nasıl işlediği ile alakalı bilgilendirmeye çalıştık. Bugün burada konuştuğumuz konularla, yani Amerika'da vergi beyan sürecinin nasıl işlediği ile alakalı aklımıza takılan sorular varsa, anlamadığınız noktalar varsa bizimle Mükellef.co web sitemiz üzerinden iletişime geçip sorunlarınıza birlikte çözüm bulabiliriz.